Allah. İşte. Yani polis aracımız. Müdürlüğümüz tahsis etti. Sırıtma. Başkomiserim bakın. Bakın gelin bakın. Ne oluyor? Ne oluyor? Engin yürü. Aslanım bak bunlar devlet malıdır, göz kulak ol, tamam mı? Gözün üstünde aynı masak. Tamam komiserim. Komiserim değil oğlum, başkomiserim. Neymiş? Göz kulak olurum. Öbürü oğlum. Başkomiserim. Ha? Yürü Engin. Başkomiserim ne oluyor? Yürü. Burnuma pis kokular geliyor. Geçireceğiz. Tekrar geçin. Tamam. Geçiyorum. Başkomiserim, neden bu adamı takip ediyoruz? Boylandım Engin. Kimseye çaktırma. Canlı bomba olabilir. Canlı bomba mı? Gözden kaçırma. Baş üstüne başkomiserim. Mücevher defilesi soygunu bugüne kadar vurduğumuz en büyük voley olacaktır ki. Eyvallah abi. Peki ondan sonra? Bırakıyor muyuz yani voley işte? Hayır, sen geçenlerde öyle bir şey dedin ya. Son kez çok büyük bir iş bitirip jübilemizi yapacaktık. Sonra da hepimiz kendimize düzenli manitalar edinip diğer normal insanlar gibi yaşayacaktık. O Adanalı İstanbul'a dönmeden önceki plandı abicim. Şimdiki senaryo değişti. Adanalı bu şehirden gitmeden bize durmak yok. Eyvallah abi. Peki ne yapacağız başkomiserim? Destek isteyelim mi hemen? O kadar vaktimiz olmayabilir Engin. Bizim acil müdahale etmemiz gerekiyor. Vurup indirelim o zaman. Olmaz, adamın üzerinde bomba olup olmadığından emin değiliz. Bir de vursak bile düşerken basabilir düğmeyi. Ne yapacağız peki? Eller oğlum, eller. Çok önemli. Ellere çalışacağız. Ellerini kontrolü alırsak hiçbir şey yapamaz. Engin. Adam en kalabalık kata çıkıyor. Patlatırsa kesin burada patlatacak. Fazla zamanımız yok. Hemen müdahale etmemiz lazım. Ama nasıl başkomiserim?
Ben burada inebilir miyim abi? Neden? Yarın akşam yılbaşı ya, bizim çocuklara hediye falan alayım. En başta da sana tabii. Yarın akşam yılbaşı mı ya? Evet abi, bugün ayın 30'u. Ulan, ne çabuk geçti koca yıl. Abi biz bu yıllar ne çabuk geçiyor, hepimiz yaşlanıyoruz. Yakında öleceğiz, geyini daha sonra yapsak. Arkadaki trafik bizi linç etmeden ben insem iyi olacak. Atla bakalım. Eyvallah. Çok oyalanma ha. Dolu işimiz var. Defile yarından sonra. Çok iyi hazırlanmamız lazım. Bu defa işimiz zor. Merak etme abi. 2 saatte dükkandayım. 1 saat. 45 dakika. Hadi hadi fırla. Eyvallah abi. Ayaklarını bir çek ya abi. Ben sabahtan beri buraları süpürüyorum, siliyorum ya. Sen ama ya. Allah Allah ya. Çek ayağını, kaldır. Bunu da kaldır. Ya senin ellerini kaldır. Eller de pis. En geç yakalandı. Dokunma, dokunma. Sakın dokunma, dur. Kenardan ol sen. Uzaklaştır herkesi. Uzaklaştır herkesi. Uzaklaşın. 4101 merkez. 4101 merkez. Acil durum. Dur çekenli. Engin. Herkesi buradan uzaklaştır. Baş. Bomba imha ekiplerine haber ver. Uzaklaşın. Kontrol bizden koçum. Uzaklaşın. Gelme abla. Herkesi buradan uzaklaştır. 4101 çabuk, merkez. Çabuk. Herkes uzaklaşsın. Uzaklaşın buradan. Köy alışveriş merkezinde canlı bomba yakalanmıştı. Derhal bomba imha ekiplerini yönlendirin. Müsait misiniz müdürüm? Gel kızım gel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Geç kızım otur şöyle. Ne oldu? Adanalı yine ne yaptı sana? Nasıl müdürüm? Seni biraz gergin gördüm de... kesin Adanalı yapmıştır bunu diye düşündüm. Yok hayır müdürüm. Almak üzere olduğum başka bir kararla ilgili gerginliğim. Nasıl bir kararmış bu? Eğer siz de uygun görürseniz... Marezeli operasyonu durdurmayı düşünüyorum müdürüm. Yok,
Hanımefendi, vitrinde bir de bunun böyle süslü taşlı olanı var. Bir de ona bakabilir miyim? Tabii, hemen getiriyorum efendim. Sağ ol. Yani. Merhaba abi. Ne yapıyorsun lan burada? Bizim çocuklara hediye bakıyordum abi. Cüzdan, çakmak, efendime söyleyeyim İsviçre çakısı, halı saha ayakkabısı. Asla bir kıza hediye edilemeyecek, tamamen böyle kazmasal şeylere bakıyordum abi. Burası kadın mağazası oğlum. Ne? Ciddi mi söylüyorsun abi? Ben de diyorum neden burada hiç halı saha ayakkabısı yok? Çok teşekkür ederim abi bu yardım için. Ben artık yavaş yavaş yaşayacağım. Şöyle. Buyurun beyefendi. İstediğiniz çantayı çıkardım depodan. Hanımefendi, siz beni başka bir müşterinizle karıştırdınız galiba. Ben halı saha ayakkabıları nerede diye sordum size. Halı saha ayakkabısı mı? Evet, halı saha ayakkabısı. Neyse abi, benim sinirim çok bozuldu. Ben başka bir mağazaya gideyim. Sonra zaten dükkanda görüşürüz. Peki neden bu operasyonu bitirmek istiyorsun kızım? Marazeli benden şüphelenmeye başladı müdürüm. Dün sabah okula geldi beni görmeye. Ayrıca Yavuz başkomiser her geçen gün biraz daha ayağıma bağ oluyor. Geçen gün benden habersiz Marazeli oto yıkama yerine ziyarete gitmiş. Sonra ben de gittim. Yavuz başkomiser oyunlar oynamaya, benimle dalga geçmeye falan başladı. Polis kimliğim ortaya çıkacak diye gerçekten çok zor anlar yaşadım müdürüm. Ayrıca Sofya bile Marazeli'yi tanıyor. Kısacası, gerçekle yalan çok fazla iç içe geçmeye başladı müdürüm. Hem kendi güvenliğim, hem de gelecekteki operasyonların selameti için yol yakınken bu operasyona bir son vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunları ayrı ayrı hediye paketi yapar mısınız? Peki efendim. Paketlerin içine de bir şeyler yazmak ister misiniz? Peki nasıl sonlandıracaksın sen bu operasyonu? Yani birdenbire hiçbir açıklama yapmadan ortadan kaybolursan eğer Marazeli daha fazla şüphelenmez mi? Tabii ki kendisine bir açıklama yapacağım müdürüm. Onu artık istemediğimi, sevmediğimi, bir türlü sevemediğimi söyleyeceğim. Kısacası onu terk edeceğim müdürüm. Bu ne en baştaki ne?
Başkomiserim, biz niye geldik buraya? Engin, bu cincir midir, mincir midir, bunlardan bir kurtulalım hele bir ya. Şu halimize bak. Ulan ne karizma kaldı ne bir şey ya. Hadi sen her sabah kafasını dana yalatır gibi evden çıkan çok mavi memolisin. Yani sana oluyor, yakışıyor. Ama benim gibi bir Çukurova çocuğuna ters. Oğlum bu kadar teknoloji bizi bozar. Bırak şunları, bırak gel. Koş bunları kaydını al, teslim al bunları, tamam mı? Emredersiniz başkomiserim. Her boyayı boyadık, bir fıstık yeşili kaldı. Şimdi ne yapacağız başkomiserim? Şimdi Belgin'le buluşacağız. Belgin? Belgin, benim en vefalı ve ölümsüz aşkım. Belgin dur, ulan tanımıyor musun? Ah, tanıyorum başkomiserim, tanımaz olur muyum? Ha. O zaman önünü ilikle. İlikle ilikle hadi. Hı. Hazır ola geç, nefesini tut. Engin, çok özel bir hanımefendinin huzuruna çıkıyorsun. Öyle herkese nasip olmaz ha bu tanışma. O yüzden hafızanda tut. İzmir'e tayin çıktıktan sonra park etmiştim bunu buraya. Sağ olsun çocuklar, haftada bir marş bastılar. Motor canavar gibi. Bizim cincire mincire ihtiyacımız yok oğlum. Görev aracımız bu bundan sonra. Oğlum Adanalı'da çareler tükenmez. Nasıl, uyar mı? Uymaz mı başkomiserim? Maşallah. Hadi, yürü. Makas alır kızar yanaktan erkek derse diz. Farklılaşma çabası içine girdi herkes.
gettolarda bile moykan var oğlum. Her bir kafada farklı ses, farklı vizyon. Her sokakta yükselir duvarlar. Yabancı marka giydi her kesimden muhalefetler. Ellerinde boş bir defter, yazıldı aynı şeyler. Daim kullanıldı aynı renkler, anlaşılmaz boş resimler. Ömürde belli ineceğin o kata. Düzeceğiz birlikte belki sanma kurtuluş var. Kader bu belli olmaz, kaçar gider yanından herkes. Zaten biz birer hiçiz, şayet bu böyle olmasaydı unutulur muydu o eski sesler? Bulut olursa yağmur beklenir, güneşli günler çok yakın ve rüzgarın hep esti. Kısa bir not, sazın içinde şeytan yok. 77 Üsküdar, yani bu plaka yerli. Plaka geldi bak, sırtı terli çok ve başı dertli vah. Eski hali yok, ne olacak? Başı dertli var, eski hali yok, ne olacak? Koş koş! Abi, bir tane al abi. Abi bir tane al. Yok abi, yok. Ezim parası, yıkan parası. Yıkan parası, bir tane. Abicim, ne olur.
değerli bir 10 saniyeni çaldım, özür dilerim. Gelin. Verin bakayım paraları. Abi. Konuşmayın lan, verin dedim paraları. Koyunca verin. Oğlum gördüm ya. Abi vallahi paraları. Oğlum aldım. Verin lan. Yürü be. Hadi yürü. Yürü be kardeşim. Otopark mı sandın burayı? Gelmeyeyim oraya. Nerede lan paralar? Gördüm ya lan, aldım orada paralar. Yürü be. Aldınız ya lan paraları. Yürüyün. Yürü hadi. Ya ne adamsın ya. Saatler bize bekliyorsun burada. Gelsin. Sağ olun başkomiserim. Samet'ti değil mi? Evet başkomiserim. Ne oldu Samet? Evde sular mı akıyor? Yok, akıyor. Ha, anladım. O zaman bakkalda jilet falan kalmadı. Nasıl başkomiserim? Bıyıklar diyorum sana. Hala yerinde duruyor. Evet başkomiserim. Bu sabah baktım aynaya. Elime aldım makası. Keseyim diye. Sonra kıyamadım kesmeye. Kaç yıldır burnumun altındalar. Çok alıştım biliyor musunuz bu halime? Bıyıksız bir acayip olurum diye korkuyorum. Düşünsenize beni böyle bıyıksız. Annem bile tanıyamaz beni. Çırılçıplak hissederim kendimi. Ben gülüyor muyum koçum? Yok. Gülmüyorsunuz başkomiserim. Bence sen kıy o bıyıkları. Yok, kıymayayım ya. Kıy, kıy. Kıymayayım, kıymayayım. Ya sen kıy, bana güven. Zaten başkasından ödünç almış gibi duruyor yüzü. Evet. İğrenç duruyor ya. Ya Samet, ne bıyığı? Yemişin bıyığı sana bir şey olmasın. Sen beni dinle Samet. Ya Samet, ben evden çıkarken biri benim ne giydiğimi sana ihbar mı ediyor? Yok. Önünüze. Bismillahirrahmanirrahim.
İşte benden para saklamaya kalkarsın. Yaptığı ya saklamaya lan. Nerede lan paralar? Nerede paralar? Alama lan. Tam paraları verdim. Çekil parayı. Çekil. Ver lan. Ağlama parayı ver. Parayı. Ver şu paraları. Ver çıkar. Nerede sakladıysan çıkar paraları. Rahat bırakın lan çocukları. Geldiğiniz. Hayret sen bir yere kaçmamışsın kız. Ben hiçbir yere kaçmadım ama bütün gün burada sıkıntıdan patladım. Birazdan tüm keçilerimi kaçıracaktım yani. Tüm keçilerimi kaçıracaktım. Sen nereden öğrendin bunu Çiğit? Eydil Hanım'dan öğrendim. Şu senin baban yüzünden yakında keçileri kaçıracağım dedi de az önce. Allah. Çabuk çocuklara geri verin paraları. Sen de kimsin abicim ya? Şimdilik hiç kimseyim. Ama hemen dediğimi yapmazsanız bugünkü kabusunuz olabilir. Çabuk iade edin çocukların parasını. Ne diyor bu ya? İlla bir dayağını yemeden bırakmayız diyorsunuz yani. Abi! Kimle yazışıyorsun sen? Oyun oynuyorum. Ha, peki.
Oyun oynuyormuş. Önüne dön. Ey Yavuz Bey. Nasıl buldunuz yeni ulaşım aracınızı? Müthiş bir alet değil mi? 100 yılın icadı diyorlar onun için. 100 yılın icadı. Allah. Yemişim ben öyle 100 yılı. Koca 100 yıl başka icat edecek bir şey bulamamışlar mı? Ayrıca sizin bana vereceğiniz araca hiç gerek kalmadı Dilan. Bundan sonra ben kendi aracımı kullanacağım. Siz bilirsiniz. Engin yürü gidip şu çomarı öttürelim. Baş. Ayrıca ilk kanı size akıttınız Dilan. Savaş baltası gömüldüğü yerden çıktı. Bundan sonra hakikaten çok acayip şeyler olabilir. Yavuz Bey. Sizin bıyığınız biraz yamuk mu? Ne? Ne bileyim. Ufuk çizgisine göre biraz suyu kaçık gibi görünüyor sanki. Ufuk çizgisi. Ben bu bıyıkları her sabah cetvelle düzeltiyorum hanımefendi. Belli oluyor. Arada gönyük kullanmakta da fayda var ha. Niye gülüyorsun? Ha? Ne gülüyorsun lan? Ne gülüyorsun? Ne gülüyorsun? Yok başkomiserim. Rengin yürü. Ya yine mi gidiyorsunuz? Ben ne yapacağım? Ya biraz daha dayan kızım. Öğleden sonra gidip yazdıracağız seni okula. Ondan sonra sen sağ ben selamet. Ondan sonra sen sağ ben selamet. Yok öyle değil. Ondan sonra sen sağ ben selamet. Abo.
kimse duymamış. Sordum hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Korkular dolup taşınca komşular da kanlamış. Yalancı şahitler çoğalmış, korkular da sapalmış. Sanki herkesin altında pozisyon sert penaltı. Yer altından çıktım ben çoktan farici çok kol aldım. Korktum bazen ben de herkes gibi umudum kalmadı. Fakat sabrımsa aramızda çok eminim vardır. Gönlüm kavga etmek istemez bıntım da zaten. Kelimsizlerle uğraşıp çoğalmış şeref anlatmak. Ve yersizlerle sohbetler gereksizlere öğütler. Bakışlardan bellidir ben de ister niyetse nedir. Orada kimse yok mu hadi biraz ses ver. Burada ben sıkıldım yaklaş bana elbet. Eninde sonunda görüşeceğiz elbet. Şimdilik benden bu kadar iyi bu mesafe. Günaydın bebişim. Sensin günaydın be. Ödüm koptu. Yaklaş. Yok hocam. Bu mesafe iyi. Yaklaş. Hocam ben seni gayet net duyuyorum ya. Söyle. Süper bir kaçış planım var. Tamam hocam sen kaç, ben burada iyiyim. Ben oyalarım onları. Beraber kaçacağız. Ha. Plan nedir? Şimdi bizi buradan götürecekler ya. Tam bizi arabaya bindirirlerken ikimiz arabadan böyle... Günaydın bebişler. Hocam bu arkadaş bizi adliyeye sevk ederken siz kaçmayı planlıyorsunuz. Akıllanmadı arsız. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyi kötü arasında duran fark var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyiyle kötü arasında... Ne oluyor lan burada? Bunlar cehennemindeyim. Hiç kimse duymamış. Sordum hiç kimse görmemiş ve hiç kimse konuşmamış. Korkular dolup taşınca komşular da kanlamış. Yalancı şahitler çoğalmış, ordular da sapalmış. Sanki herkesin altında çıktım ben çoktan fareydim, çok yol aldım. Korktum bazen ben de herkes gibi umudum kalmadı. Fakat sabırsa aramızdaki en büyük farktır. Gönlüm kavga etmek istemez bıktım da zaten. Şerifsizlerle uğraşıp şaşırmışa laf anlatmak. Beyinsizlerle sohbetler gereksizlere öğütler. Bakışlardan bellidir kim ne ister niyetse nedir. Orada kimse yok mu hadi bir ses ver. Burada ben sıkıldım yaklaş bana el ver. Eninde sonunda görüşeceğiz elbet. Şimdi benden bu kadar iyi bu mesafe. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Kötüyle benim aramda irice bir fark var. İyiyle kötü arasında duran fark var. Lan ben sana göstereceğim lan. Ya bütün gece böyle göstereceğim. Bir şey gösterdiği de yok. Şu aralık 2 santim daha geniş olaydı yanmıştı. Ulan tamam. Nasıl geçti geceniz? Muhabbet kuşları. Ne olsun işte gerdek gecesi. Mutlu, mesut, bahtiyar, biraz yorgun. Sen benimle alay mı ediyorsun bala ya? Nasıl geçebilir bütün gece ya? Ya bütün gece lan, tepemde adam. Sus lan. Bir sus. Ya hocam bisikletten mi çıktı ya? Alın bunu benim başımdan ya. Nedir ya? Bıktım ya. Ya pala ben sana ne diyeyim? Günahtır ya. O kadar yardım ettim, senin yaptığına bak. Herif bana laf sokuyor, ciklet diyor. Ya hadi nezarete attın, kelepçeyi çıkar bari. Oğlum sen bana değil ki adalete yardımcı oldun. Bak senin sayende bir sürü şerefsizin vatandaşa zarar vermesini engelledik, ne güzel. He. Demek ki ben de bundan böyle emniyet teşkilatının bir mensubuyum, öyle mi? Helal olsun para ya. Bu minimalist mekan, yani burası da benim ofisim ha? Tabii. Sana bir tane resmi elbise verelim. Evet, güzel. Bir rozet verelim, hatta bir de silah verelim. Sen dizi yazarı falan olsana. Lan? Ya... Hocam müsaadenle. Ya... Sinema yazarlığı desen neyse de, dizi yazarlığına pek sıcak bakmıyorum. Neden?
Çünkü gecesi gündüzü belli değil. Her hafta 110 dakika yetiştirme telaşı, stres. Kız istesem vermezler. Neden? Çünkü adam yatağın yüzünü görmüyor ki kızı görsün. Şansın varsa Japonya'dan kız bulursun, o da belki. Vallahi. Yürü lan, gidiyoruz, yürü. Hah, nihayet. Çekme. Sonunda kurtuluyorum senden Arıza. Çekme, hocam, çekme. Nihayet. Ne yapıyorsun sen? Yanlış kapıyı açtın. Çekme, ben seni... Ya. Bu sefer işim seninle değil. Adalete yardımcı olma sırası sende. Engin, kelepçelerini aç. Ayır şu Mesut çifti. Baş üstüne başkomiserim. Engin, ayır. Ne kadar adaletsiz bir dünya. Ya ben sıramı savdım. Demek ki sıra bu çomardı, öyle mi? Lan, lan sen kime çomar diyorsun lan? Şşş, ne yapıyorsun ya? Hocam şu manyağa baksana ya. Yani ben burada kalıyorum, o çıkıyor, öyle mi? İyi götür. Adaletin bu mu para? Yürü lan çomar. Ayıp oluyor ama başkomiserim. Ayıp mı? Ayıp. Sen ayıp görmemişsin. Oğlum bende bir ayıplar var. Allah seni inandırsın. Rekorlar kitabına girer. Yani demem o ki... Analar böyle ayıp kundaklamadı. Yürü lan. Yürü. Özle beni bebişim. Yürüyün lan sitcom kahramanları. Kolay gelsin bebişim. Oh be. Özgürlük gibisi yok be. Hadi lan. Bacak. Sus lan! Uyuyacağım, rahatsız etme beni. Yalancı şahitler çoğalmış, ordular da saf almış. Abi kaçıyor. Sen altında pozisyon sert penaltı. Yer altından çıktım ben çoktan fareydim, çok yol aldım. Korktum bazen, ben de herkes gibi umudum kalmadı. Fakat saldırsa aramızdaki en büyük farktır. Gönül kavga etmek istemez bu kılda zaten. Şerifsizlerle uğraşıp şaşırmışa laf anlatmak. Beyinsizlerle sohbetler, gereksizlere öğütler. Bakışlardan bellidir kim ne ister, niyetse nedir. Orada kimse yok mu, hadi biraz ses ver. Burada ben sıkıldım, yaklaş bana el ver. Eninde sonunda görüşeceğiz elbet. Şimdilik benle bu kadar, iyi bu mesafe. Sizin ne işiniz var abicim bu tip adamların yanında? Eviniz, okulunuz falan yok mu sizin? Yok abi. Nasıl yok? Anneniz babanız nerede? Biz depremzedeyiz abi. Kardeş misiniz siz? Yok abi, teyze çocuklarıyız. Herkes öldü depremde. Bizim sülaleden bir tek biz ikimiz kurtulduk. Bir süre de pazarında etimhanede kaldık. Sonra da buraya kaçtık. Bu abiler de bize iş verdiler.
Nerede kalıyorsunuz peki? Şurada yukarıda bir baraka var. Orada kalıyoruz beraber. Yok. Böyle olmaz. Siz gelin bakayım benimle. Kolay gelsin. Sağ ol kızım. Evlat. Kim bu herif? Bu herif müdürüm. Marizari'nin baş düşmanı. Şeker. Sende çok şekerli bir adam tipi yok. Hazırlıklı olalım. Bu Adanalı'nın sağ solu belli olmaz. Her an içeri girmek zorunda kalabiliriz. Baş üstüne müdürüm. Hadi anlat bakalım matador. Ne anlatayım? Fıkra anlat. Şiir oku. Şarkı söyle. Vaktimiz bol. Sen ötene kadar buradayız nasıl olsa matador. Vallahi ben çok konuşkan biri değilimdir başkomiserim. Bak matador. Önünde iki yol var. Ya sorularıma cevap vereceksin. Ya da ben sorularıma cevap alacağım. O zaman sen sor, ben anlatayım. Ben de merak ediyorum senin ne soracağını. Gösteri başlıyor işte. Vallahi benim aklımda tek bir soru var matador. Marizari.
Ne oldu? Çalışmadığın yerden mi geldi sonra? İstersen kurtarma sözcüsü yapalım. Hı? Ben böyle birini tanımıyorum. Tanımıyoruz. Peki. Verdiğin bilgi için çok teşekkür ederim. Bizi çok aydınlattın. Matadım. Hadi. Çayını soğutmadan iç. Adanalı, ne oldu? Erken pes ettin. Ben pes edeceğim. İyi de çok sevecen davrandın adama. Evet, çok sevecen davrandım müdürüm. O yüzden herfi serbest bırakıyorum. Yani tabii sizin izninizle müdürüm. Anlamadım. Yani çaparı yapıyoruz müdürüm. Yani... Çayın taşıyla çayın kuşu. Beyler, Tilki Ali abiyle gitmemiş miydin? Evet. Niye yalnız dönüyor o zaman bu? Tilki ne oldu? Ali abi nerede? Yok yok, bir şey yok. Mekana gittik, kontrol ettik. Her şey yolunda, merak etme. Dönüşte ben yılbaşı hediyesi almak için arabadan indim. Ali abi de kendi alışverişine bakıyor. Ah canım, sahiden bize hediye mi aldın lan? Bak. Sağ ol kardeşim. Bırak. Ya. Canım ya, ne zahmet ettin. Canım. Nasıl şeker bir şey çıktı. Lan bırak. Ver. Biz sana hiçbir şey alamadık vallahi ya. Biliyorum abicim, biliyorum bana bir şey almadığını. Ben de bunları mecburen aldım zaten size. Mecburen derken? Sadece Ayşegül'e hediye alacak. Ama mağazada Ali abiye yakalanınca durumu kıvırmak için mecburen size de bir sürü şey almak zorunda. Ya. Eyvallah kardeşim ama bizi çok acayip mahcup ettin vallahi canım. Sizi gidi balla eşek sıpaları sizi. Şşş, bu da Ayşegül'ün hediyesi. Höt! Yarın akşama kadar çok sağlam bir yerde saklamam lazım. Ha, demek ki neymiş? İnsanın en yakın arkadaşının kendisine platonik manita yapması iyi bir şeymiş. Ay, çok komik ya. Şunu bir tutsana. Allah ya. Nereye gidiyoruz? Okula. Hangi okula peki? Cadı okuluna diyeceğim ama o espriyi daha önceden yaptığım için bir daha tekrarlamıyorum.
iyi olur. Oy. Ya bak hele ya. Kız ne yapıyorsun suyun ortasında koskoca kız ya? Allah Allah. Ulan millet deli hasret, ben akıllı hasretim arkadaş ya. Kızım ne yapıyorsun saçlı turna kuşu gibi suyun içinde şop şop şop? E bunlar su geçirmiyor ki. Allah Allah. Tövbe ya Rabbi ya Resulallah ya. Yürü, 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 yürü. İşte bizim eve en yakın devlet lisesine bakmaya gidiyoruz. Devlet lisesine mi? Ne oldu efendim, beğenemediniz mi? Yo, beğenirim beğenmesine de. Benim Türkçem yetmez ki normal Türk okullarda okumaya. Her şeye yetiyor maşallah o Türkçe car 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 car. Bir okula mı yetmiyor? E ne yapacağız peki? İngilizce eğitim veren özel kolejler falan yok mu sizin burada? Vardır yani, bizim burada da. E hadi o zaman gidip onlara, önce onlara bakalım, yürü. Şşt, Cihit, nereye gidiyorsun kız? Nereye? Öyle gidiyorsun, nereye? Gel. Ne oldu kız, ışığa tutulmuş tavşan gibi kaldın öyle? Bu ne? Bu. Bu. Belgin Doruk. O kim? Çok güzel bir kadın. Gelmiş geçmiş en güzel film yıldızlarından. Bu da film yıldızı gibi değil mi? Allah Allah. Bu senin yani. He, bizim. Şimdi Sofya, bizim memlekette Adana'da bunlardan çok vardı. Yani bütün Adanalılar bunlara binerdi ama değerini bilemediler. Böyle hepsi heba olup gitti. Bir tek ben bildim değerini. Bir tek Belgin kaldı. Ben çok beğendim bunu. Aynı jetkillerin arabasına benziyor. Abo. Jetkil? E olur ha. Kız. Bak ha, biberden sonra bir ortak yanımız daha çıktı. Sevdiysen bunu. He? Hadi atla. Jetkil. Üstüme iyilik, sağlık, dostlar. Ceza, rap yapar. Çok kötü tostlar. Bokslarınıza bak ama... Belgi. Bak. Sen beğendiler, gördün mü kızım? Elimize geçti, neredesin apopslar? Losva solunu, ayakkabı, boya, kostlar. Az konuşana kur, deli takacaklar. Kara tahta ya da ceza yazacaklar. Yükselen ben değilim bak asansör. Şayet beni uçarken gördüysen senin gözün kör. Peşimde onlarca yalaka, sahte postlar. Eninde sonunda yalnız bırak onu dostlar. Bir çok güzel değil mi? Ben içine girdim öyle. Bu ortam işte böyle. Bu nasıl bak, iş bak, söyle. Bak. İpi kopmuş alemin çivisi çıkıyor. Motorun sesine bak. Oo. Bozlak söylüyor gibi. Hmm. Biraz. Yazın açar mıyız peki? Açmaz mıyız? Efendim aşkım? Merhaba. Ali'cim. Nasılsın? İyiyim Edith'im. Sen nasılsın? Nasıl olayım? Okuldayım işte.
ders arasında arayayım dedim. Çok iyi yaptın. Bu akşam ne yapıyorsun? Bir planın var mı? Evet var. Çok güzel bir kız var. Geçenlerde tanıştı. Onunla buluşmayı düşünüyordum bu akşam. Dünyanın en güzel ilkokul öğretmenlerinden kendisi. Bence tek kusuru var. Yolda olur olmadık yerlerden karşıdan karşıya geçmeye kalkışması ve yaya geçitlerini kullanmaması. Ben bu akşam bu şeker kızla buluşmayı planlıyordum. Tabii o şeker kız da evet derse. Olur tabii. Ben de bu akşam görüşelim demek için aramıştım zaten seni. Harika o zaman. Gelip seni evinden alabilirim. Yok, benim okuldan sonra dışarıda işlerim var. Eve hiç geçmeyeceğim. Direkt Nişantaşı'nda buluşalım. Saat 7'de mesela. Tamam, anlaştık. Saat 7'de. Görüşürüz. Ali. Görüşürüz. Bu iş sandığımdan da zor olacak. Al bakalım. Teşekkürler. Merhaba. Biz bu kayıt falan işlemleriyle ilgili bilgi almak istiyoruz da. Üst katta, koridorun sonundaki oda. Müdür muavinimizin odası. Sizinle ilgilenir. Üst katta. Evet. Koridorun sonunda. Evet. Tamam, sağ olun. Teşekkürler. İyi günler. Allah Allah. Ya ne kadar büyük bir yer burası ya. Okul demeye bir şahit isterim. Merhaba çocuklar. Merhaba. Bak merhaba. Görüyor musun ne güzel giymişler. Maşallah maşallah. Bizim zamanımızda böyle okul mu okul nerede? Baksana. Düğün salonu bile yoktu bizim zamanımızda bu kadar. Yürü yürü. Buradan. Aa oğlum. Kıza bak. Kıza bak oğlum ya. Ne bakıyorsunuz lan? He? Ne sırıtıyorsunuz lan? Oğlum niye ağzınız kulaklarınıza fiyon? He? Pişmiş kelle gibi. Ders saati sizin ne işiniz var lan koridorda? La yürü geç sıfırınıza. Hadi! Yürü! Şunların şekline şemaline bak ya. Kafalar da şöyleler. Üçgen kafalar. Mohikan gibi. Ne oluyor ya? Ulan sanki öğrenci değil. Dersin bunlar neydi o müzik grubu? Beatles. Beatles değil, Beatles. Her şeyi de biliyorsunuz maşallah. Tabii Beatles'ı bilirsin. Peki Ersen ve Dadaşlar biliyor musun? Yok. Muğurları bilir misin? Yok. Çaktağlı mıçı o da yok. Öyle kalırsın işte. Yürü. Bizim zamanımızda lise böyle miydi ya? Asker kışlası gibi dizerlerdi bizi bahçeye. Her sabah önce saç, sonra tırnak kontrolü yapılırdı sınıflara girmeden önce. Disiplin diye bir şey vardı ya. Ama ne oldu sonunda? Bak hepimiz aslan gibi adamlar olduk. Buyur bak. Şunlara bak zibidi bak. Kafaları da yarım kilo şöyle. Kafalar böyle üçgen, çadır, moykanların sonu gibi. Görüyor musun bak. Böyle gidiyor. Gördün mü? Ha? Ya. Şimdi bu zibidiler büyünce ne olacak diye çok merak ediyorum. Neyse ki askerlik diye bir şey var. İçim rahat. Orada bu zibidiler adam ederler. Bu büyük felsefi konuşmanız bittiyse artık gidebilir miyiz? Buyurun. Ama hala bakıyorlar. Gir lan içeri. Gir içeri. Allah'ım. Ya acaba biz seni bir kız lisesine falan mı yazdıraydık ya?
Yok artık. Yok artık. İşine gelmedi tabii. Şş beyler, sobanın üstünden yemeyin. Ya ne yapıyorsun? Şunu da bir sakin. Ver abi, gitti ver. Ya. Ali abi geliyor. Bunlar kim? Bilmiyorum ki abi, ben de anlamadım. Hadi geçin. Tamam abi. Kolay gelsin. Sağ ol abi. Eyvallah, eyvallah. Hoş geldin. Çocuklar, sizi yeni iş arkadaşlarınızla tanıştırayım. Bu Tilki Timur. Bu Mülayim. Bu Ferruh. Bu da Boncuk. Boncuk mu? Ne gülüyorsunuz lan? Çok mu komik? Of of, nereye? Komik tabii oğlum. Boncuk diye isim mi oldu lan? Olur. Bunlar kayıt için gerekli belgeler. Yunanistan Eğitim Bakanlığı'ndan sınıf denklik belgeleri elimize ulaştığı anda kızımızın kaydını yapabiliriz. Şimdi biz bu kaydı yaptığımız anda başlayabilir yani okula. Tabii. İkinci dönemin başını beklememize gerek yok. Heh, iyi bari. Bu da okulumuzun yıllık ücreti ve ödeme planı oluyor beyefendi. İyi bari. Yok kızım, ben ödeyemem bu kadar parayı. Ben nasıl ödeyeyim bu kadar parayı ya? Yani ben şimdi bu okula başlayamıyor muyum? Maalesef başlayamıyorsun. Ya ben bir devlet memuruyum. Benim gücüm yetmez böyle bir okulun parasını ödemeye falan. Benim param var aslında. Benim param var derken? Annem ölmeden önce benim adıma bir hesap açtırmıştı. Ona bir şey olursa bu parayla hayatımı idare edebileceğimi söylemişti. İyi de kızım, cüzdan sayfaları boş. Ne kadar paran olduğu yazmıyor. Yazmıyor mu? Yok. Sen bilmiyor musun annene ne kadar para koyduğunu bu hesabı? Bilmiyorum. Hiç aklıma gelmedi bakmak. Tamam, kesin. Ömer'le Fatih, bundan sonra size emanet beyler. Ha, anladım abi. Bundan sonra altyapıya önem veriyoruz yani. Hayır abicim. Bu ikisi öteki işlerden uzak duracaklar. Okuldan ve ödevlerinden boşta kalan zamanlarda burada sizinle araba yıkayacaklar. İyi de abi, bizim okulumuz yok ki. Onu da çözeceğiz, merak etme. Boncuk, Beru, bizim arka taraftaki boş barakaya iki tane yatak yaparsınız. Şimdilik orada yatsınlar. Elektrikli soba falan da ayarlayın. Tamam abi, tamamdır. Hadi bakalım, siz de akıllı uslu olun. Üzmeyin abilerinizi. Allah senden razı olsun abi. Ben bundan sonra hayatta hiç kimsenin elini öpmek zorunda kalmayın diye aldım sizi yanıma. Okuyun okulunuzu, önce kafanızı, sonra gücünüzü geliştirin. Başınızı hep dik tutun. Bir daha dünyada hiçbir depremde sizi yıkamasın. Anlaştık mı? Anlaştık abi. Hadi bakalım, herkes işine. Yürüyün lan. Tamam Boncuk abi. Helal olsun sana abi. Pardon abi. Kesin.
Beyefendi. Şşş. Ne bakıyorsun? Gel. Bence bu nedir? Bilmiyorum abi. Bilmiyorum abi. Bilmiyorsun zaten belli. Bas bakayım düğmesine. Gördüğün gibi bak buradan bir numara çıktı. Bu numara senin piyango biletin gibi düşün. Bu numaranın aynı orada yandığında senin işlem sıran geldi demektir. Anladın mı? Anladım abi. Anladın he. Bu kadar insana şey baş mı? He? O zaman da kafam var lan dombili. Geç yerine otur hadi. Teşekkürler. Hoş geldin. Çok özür dilerim, biraz geç kaldım. Fena trafik vardı yine. Hiç önemli değil. Teşekkür ederim. Seni çok özledim. Teşekkür ederim. Sen beni hiç özlemedin yani. Sadece ben seni özlediğim için bana teşekkür ediyorsun. Yok hayır. Özledim tabii. Özlemez olur muyum? Merhaba. Hoş geldiniz. Ne alırdınız? Merhaba. Ben bol sütlü bir kahve alayım lütfen. Peki. Şimdi güzel kardeşim, bizim yurt dışında bir hesabımız var. Fakat bu yurt dışındaki bankadaki hesapta ne kadar para var biz onu bilmiyoruz. Yani nasıl bir işlem yapar da öğrenirsiniz bilmiyoruz ama öğrenirseniz çok sevineceğiz. Tamam. Uluslararası kodumuza girelim. Uluslararası kodumuza girelim. Bir saniye. Müdür bey, burada özel bir durum var. Müşteriyi size yönlendirmem gerekiyor. İlgilenir misiniz? Evet, evet, evet. Tamam efendim. Teşekkür ederim. Müdür bey sizi bekliyor. Şurada ofisi. Müdür bey. Evet. Bizi bekliyor. Evet. Allah Allah. Allah Allah. Benim lafım mı? Benim kızım. Buyurun.
teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bu ne? Hediye. Yine mi hediye aldın? Yılbaşı hediyesi. Ben sana daha bir şey alamadım ama. Olsun ya. Sen de yarın akşam verirsin benim hediyemi. Çok güzeller. Teşekkür ederim. Günü nasıl geçti? İyi. İş güç işte. Ya senin? İyi. Nasıl olsun? Her zamanki gibi işte. Derse girdim çıktım. Çocuklar falan. İdil. Senin neyin var? Nasıl neyin var? Bugün çok uzaksın benden. Öğleyin telefonda da yabancı gibi konuştun benimle. Yo, buradayım işte. Aklım burada değil ama. Evet. Belki biraz dalgın olabilirim. Özür dilerim. Dün gece sınav kağıdı okudum da sabaha kadar. O nedenle biraz uykusuz kaldım. Başka bir şey yok yani. Hayır, yok. Beni seviyor musun peki? Evet, seviyorum. Gözlerimin içine bakarak söyle. Beni seviyor musun? Teşekkürler. Buyurun. $5 milyon mı? Abi. Kızım, senin annen tam olarak ne iş yapıyordu? Polisti. Senden gözlerimin içine bakıp beni sevip sevmediğini söylemeni istiyorum Edil. Ali, şimdi söyledim ya. Hayır, öyle değil.
Gözlerimin içine bakmıyordu. Seviyorum. Çok seviyorum hem de. Bugüne kadar hiç kimseyi sevmediğim kadar hem de. Ben de seni seviyorum aşkım. Ben çok acıktım. Hadi bir şeyler yiyelim. Buyurun. Şimdi gerçekten bu hesap Yunanistan'daki... Polis haydun dur! Sayıla mı veriyorlar ya? Ulan ben para döner gibi bu belayı çekiyor muyum ya? Sofya. Sen şu masanın altına gir, ben söyleyene kadar çıkma. Senin kartın müdürüm. Evet. Beni aramışsınız. Bu bankanın büyük kasası nerede?
Şu silah indirir misin güzel kardeşim? Neden? Çok fena korkuyorum. Belletmiyor olabilirim ama dizlerim birbirine değiyor. Büyük kasa nerede? Büyük yok. Yani orta boy var, olmaz mı? Olmaz, bize büyük kasa lazım. İki tane ortadan bir büyük olmaz mı? Olur. Olur. Nerede bu kasa? Aşağıda. E göster hadi çabuk. Ama onu tutma. Arkamda tutmak yok değil mi? Tamam. Tamam, peki. Siz burada kalın. Dikkatli olun ha. Yok. Yürü. Tamam, dur. Yürü lan. Şşt, bağırma, bağırma. Kimse kıpırdamıyor, tamam mı? Kimse kıpırdamıyor. Oynama. Eller yukarıda kalacak, tamam mı? Kimse kıpırdamayacak. Yerinde kal, yerinde kal. Aşağıda. Ay şiştim. Ne oldu dedim? Dur sakin ol terörist bey kardeşim. Şişini inen arkadaş külçelerin olduğu kasayı buldu. Külçeleri ayağına düşürdü. Hatta taşıyamadı. Yukarıdaki bir tane arkadaş bana yardım etsin diye beni gönderdi. Sizi çağırıyor. Şişt, gel. Ne gülüyorsun be? Tövbe yarabbi tövbe. Ya güzel kardeşim, insan banka soymaya fileli mor çorapla mı geldi? Ne yapayım, evde başka çorap yoktu. Allah Allah, sizin ev biraz fantazi galiba. Fazla konuşma, hadi bizi aşağı götür çabuk. Oğlum konuşmuyorum, hadi gelin. Gelin gelin. Önüne. Ay. Hadi yürü hadi. Gelin gelin. Altınlar burada, gelin gelin. Gelin bak gelin, ben size altınları göstereceğim şimdi, gelin gelin. Yanlış bir hareket yapmayın. Herkes olduğu yerde kalsın. Ne oluyor aşağıda? Kıpırdamayın, kıpırdamayın. Geç öyle, geç. Kıpırdayanı gebertirim. Olduğunuz yerde kalın. Ellerini indirme, ellerini indirme. Kal öyle, kal öyle. Şakam yok, gebertirim. Uy, uy, uy. Uy, ay. Ne oluyor aşağıda? Nerede diğerleri? Neredeler? Dur, bağırma ya, dur. Dur, bağırma kardeşim. Nerede diğerleri? Dur, dur. Ay, ay. Bak kardeş. Bak, normalde sen de diğerleri gibi aşağı indirip kafanı kırmam lazımdı ama... Ama in çık, in çık. Vallahi dizlerimin bağı çözüldü. O yüzden sana kafayı ben burada atacağım. Lan bu şerefsizler hep beni buluyor ya. Allah Allah. Arkadaşlar merak etmeyin, ben başkomiser Yavuz. Panik yapmayın, her şey yolunda. Elinde bomba olanlar sakın bir yere kıpırdamasınlar. Sofya içeriye gir, içeriye gir. Müdür şunları tut. Elinde bomba olanlar sakın kıpırdamayın, geliyorum. Etkisiz hale getireceğim, hiç merak etmeyin. Hareket etmeyin, sakin olun. Hanımefendi kafanızda toka var mı? Güzel. Sen dur. Aferin. İşte böyle. Evet, geçmiş olsun. Güzel. Güzel. Dur kızım, kıpırdama. Aferin sana. Vallahi tokalar nasıl işe yarıyor. Dur. Korkmayın, korkmayın, korkmayın. Dur.
Ali. Ben gidiyorum. Buradan taksi bulamazsın. Biraz daha yürüyelim. Ben bindiririm seni taksiye. Öyle değil. İstanbul'dan gidiyorum. Nasıl? Benim Erzurum'a tayinim çıktı. İkinci sömestrden itibaren orada bir köy okulunda öğretmenliğe başlayacağım. Sorun değil. Ben gider gelirim arada bir. Sen de gelirsin. Bunu ne sana ne de kendime yaparım. Bu ikimize de haksızlık olur. Onun için her şey daha yeni başlamışken tam burada ayrılalım. Sen çok iyi birsin Ali. Belki başka bir yerde yine yollarımız kesişir. Belki başka bir sokakta sen yine bana arabanla çarparsın. Ya da ben dikkatsiz önüne atlarım. Kim bilir? Hayat uzun. Lütfen bir şey söyleme. Ve lütfen beni arama. Bu ikimiz için de daha acı olur. Kendine iyi bak. Ali, seni hiç unutmayacağım. Şimdi o sevdiğim ışıklı yolu yalnız mı yürüyeceğim? Seçtiğimiz filmleri birer birer yalnız mı izleyeceğim? Şimdi o sevdiğim ışıklı yolu yalnız mı yürüyeceğim? Seçtiğimiz filmleri birer birer yalnız mı izleyeceğim? Yalnız mı izleyeceğim? Dünkü sessizlik bugünü